Son günlerde ünlüler gündeme gelmek için ya sahne dekolte kıyafetleriyle konuşuyorlar ya da eski anılarından cımbızla bir itiraf tadında bir şeyler buluyorlar. Serdar Ortaç da gündem için belki de bunu yapmak istedi. Fakat çok ayıp diyoruz Serdar Ortaç için yaptıklarına. Ama. Gerçekten ayıp. Çünkü dedi ki kaç tane çocuğum olacaktı, hep kürtaj oldular. Yazık dedi ama sözlerine yazık oldu. Talihsiz bir açıklama. Evet. Serdar Ortaç kumar oynamayı bıraktı. Kumara mı? Evet. Tövbe. Yani inandırıcı gelmiyor ama artık yeter. Kendini tamamen işe güce verdiğini açıkladı. Aşk olaylarından da büyük koptum dedi. Bilmiyorum, umurumda değil aşk. Sağlık önemli. Ortaç biraz dertli bir şekilde verdiği röportajında baba olmak için geç kaldığını tartışma yaratan sözlerle ifade etti. Geç tabii babalık için. Geç yani. Geç geç. Oradan bir cevap geldi, hiçbir zaman geç değildi. Onlar istiyor da geç ya. Serdar Ortaç'tan kürtaj açıklaması. Evlenirsem yapacağım. Bu sefer aşık olursam çocuk yapacağım diyor musunuz? Ya kaç tane olacaktı, hep kürtaj oldular. Bir sürü şey oldu. Kaç tane yani. Yazık. Madem bu kadar... Sizden habersiz olan oldu mu hiç? Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar olmaz mı oldu? Biz de çok net bir soru soruyoruz. Kürtaj olan kadınlar için tanıdıklarımız da var mı? Var abi, kaç tane oldu ya. Yani istemediler, gençlerdi. Onlar da haklı abi, çok gençlerdi ya. Onlar da haklı. Serdar Ortaç röportajda eski eşinin adı geçince resmen çılgına döndü. Yani, ne? Chloe Hanım'la var mıydı bunların içinde? Çok özel kabul etmezsiniz. Chloe ile hiç konuşmuyorum ondan. Hiç. Öyle bir kadın yok, hayatıma girmedi. Kendisinde nafaka alacaklar vardı. Borçlarını ödedin ne zaman? Ödedim, lanet olsun. Bütün borçlarını ödedim. Nafakanın hepsini ödedim. Yarasın yani. Allah nasıl yaratacaksa ona. Yani 8 senelik kocasına gidip evine haciz koyduran kadına o para yararsa yarasın, bırakın yaram kanasın. Serdar Ortaç'ın sözlerine Gonca Ustateri'den bu nasıl leşlik, yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek yok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama, hala çatal fırlatacağını sanıyor tepkisi geldi. Serdar'a geçmeden önce efendim Müge biraz önce sizlere sordu. Şimdi de sıcağı sıcağına bir anket başlatıyoruz sosyal medyada. Hadi. Sizce Ogeday mı daha yakışıklı, Barış Murat Yağcı mı diye soralım. Hemen Instagram'da da başlatalım bu anketimizi. Sen Serdar'a yorum yaparken ben de paylaşıyorum. Ogeday dedim, ben oyumu kullandım. Tıklasım evet, oradan. Evet hemen. Peki Serdar Ortaç haberine dönelim. Gülşen haberi yüklerken Serdar Ortaç'a en büyük tepki Gonca Ustateri'den geldi. Bu ne leşlik diyerek başladığı cümlesini çatal atmaya fırlatmaya benzemez diyerek MGD'de Ahmet Kaya'ya fırlatılan ve Serdar Ortaç'ı geçmişte en çok yaralayan olaylardan bir tanesine değindi. Aslında Serdar Ortaç'ın sinirlerini bozmak istedi. Başka bir şey bozmuyor Serdar Ortaç'ın sinirlerini. Tabii, bir tek Ahmet Kaya ile ilgili kısmı yumuşak karnı. Serdar Ortaç'a bir tepki de daha nazik bir dille dönem arkadaşı Mustafa Sandal'dan geldi. Mustafa Sandal, canım güzel kardeşim, sana kaç kez söyledim bilmiyorum. Sen besteci ve söz yazarısın. Olayım budur. Hatırla, daha en son konuşmamızda sana benim kıymetli cümlemi ifade ettim. Bırak bu mazide kalan hikayeleri diye bir nasihatta bulunduğunu hatırlattı. Çünkü Serdar Ortaç zaman zaman nalet olsun, Cleo'ya verdiğim para, önceki eşim, şimdiki sevgilim, o bu diyerek geçmişi deşmeye hafif hafif başlamıştı. Fakat bu kürtaj meselesinde bardağı taşıran son damla oldu diyeceğim ama yok, Gülşen. Yok, daha gelecek, daha bitmez. Daha gelecek, belli, gelecek yani. Serdar son zamanlarda biraz ağır olacak belki ama boş boğaz oldu. Ha. Hiçbir sırrı tutamıyor. Hayatıyla ilgili özel kalması gereken her şeyi açıklamaya başladı. Bir öyle rahatlıkla anlatıyor ki böyle sanki çok normal şeyden bahsediyormuş gibi. Yani böylesine bir konuyu kameralar önünde nasıl açıklarsın? Evet. Neredeyse muhabir arkadaşlarımız onu sıkıştırsa isim bile verecek. Tabii. Ünlü isimler de var mı diye sorunca muhabirler hepsi
hepsi çok var çok var noktasında. Böyle yani biraz daha sıkıştırsan o şu bu filan diyecek. Hatta bir sonrakinde giren... diyecek ki kızım olacaktı, 5 aylıktı. Ben evet. dedim ki yapma. Yani bu noktaya doğru gidiyoruz yani. Yani hayatına giren, flört eden, onunla imza atan kadınlara gerçekten çok büyük ayıp sabır ediyor. Sabır versin Allah. Yani bir şey söyleyeceğim. Niye böyle bir sırrı, böyle özel kalması gereken bir mevzuyu açıklarsın ki? Yani Serdar neyi, kime ispat etmek istiyor? Yani şunu mu demek istiyor? Yani benim çocuğum oluyor falan bunu mu göstermeye çalışıyor? Ne noktaya gitti de o fikre kapıldı? Tabii o da tartışılır, o da bilinmez ama çok ayıp. Yani kendini böyle bir yüceltmek, var etmek adına başkalarına hayatına aşağı, giren aşağı kadınların diyorsun. En mahrem şeyini. Üstelik beraber karar aldınız herhalde. Yani kadın gidip tek başına o kararı uygulamadı, çocuğu aldırmadı değil mi? Ya, bir Serdar'a sorar. Hepsinin kendi neye tercihi. Göre de sebepleri olabilir. Seçilgür de diyormuş zaten boş boş konuşmaya başladı yine. Daha önce Chloe ile evliyken konuşuyordu. Evet, Chloe ile evliyken konuşuyordu. Arkadaşlarımız Chloe'ye mikrofonu uzattığında şey diyordu. Chloe, boş konuşuyor. Boş boş konuşuyorsun diyordu. Ama bu boş konuşmanın ötesinde ayıp bir şey. Çok ayıp. Boşun ötesine geçti yani.